Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkılarıyla ve sizlerden beklediğim destekle başladığım videoya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımızın çok fazla takipçi sayısı artmaya başladı. Hepinize buradan teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki bizlerlesiniz. Fener'in maçı var. Öncelikle şuradan giriş yapacağım. Normalde alakasız bir konu. Astrolog Meral Güven. Bu sezon şampiyon Galatasaray olacak demiş. Kağıtlarımda Galatasaray'ın maneviyatı çok yüksek görünüyor demiş. Şimdi biz desek derler ki FETÖ'cü diyorsunuz. Meral demiş. Meral hanımefendi demiş. Kağıtlarımda Galatasaray'ın maneviyatı çok yüksek görünüyor. Dualarla, himmetlerle kağıtlarıma binlerce kez sormama rağmen şampiyon hep Galatasaray açık demiş. Merak ediyorum. Cahiliye devrinde putlara tapan arkadaşlar gibi kağıtların konuştuğuna ya da bir şey yapacağına inanıyor mu bu arkadaş gerçekten? Hazreti İbrahim'in çok güzel bir kıssası var. Biraz konu dışı olacak, kızacaksınız belki biliyorum ama. Hazreti İbrahim babası, üvey babası olduğunu söylüyor. Azer putlar falan yapıyor diyor. Neyse Hazreti İbrahim de karşı. Bir gün bunlar eğlenceye gittiği zaman gidiyor bütün putları tek tek baltayla paramparça ediyor. En büyüklerinin de boynuna asıyor baltayı. Geliyorlar bakıyorlar. Putlar perişan halde. Kim yaptı, kim yaptı? Kesin İbrahim yapmıştır diyorlar. Geliyorlar Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim diyor ki aha diyor şu en büyük var ya diyor. Kesin o yapmıştır diyor. Bak balta da boynuna asıl diyor. Gidin ona sorsanız da diyor. Hazreti İbrahim soruyu sorunca onlar şöyle bir cevap veriyorlar. İyi de onlar put. Bunu yapamaz ki. İşte ışık orada yanmaya başlıyor. Arkadaşlar insanlara bir şeyi söylerken şudur budur diye söylemenize gerek yok. Onları düşünceye sevk edin. Şimdi ben çok merak ediyorum. Bu hanımefendi kağıtlarla Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyor ve Müslüman olduğunu iddia eden arkadaşlarımız da kağıtlara bakarak Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıp ümitsizlik mi pompalıyor? Allah aşkına etmeyin eylemeyin ya. Ha bu kadınla ilgili ben şunu söyleyeyim. Sezon başında Fenerbahçe şampiyon olacak diyormuş. Bilginiz olsun. 1-2 ay daha bekleyin Beşiktaş'ı da muhtemelen potaya sokar. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık 4-4,5 ay önce de Trabzonspor ikinci şampiyonluğunu alacak arka arkaya demiş. Yani daha Galatasaray başkan seçiminden önce Ertem Şener'in programında Yiğit Şırdan başkan olacak dedi. Sergen Yalçın, Fatih Terim ne palavralar var. Fenerbahçe İngiliz teknik direktör diye. Şimdi Arjantin Dünya Kupası'nı kazanacak demiş. Arkadaşlar iyi de Mustafa Hocam sen ne yapıyorsun? Ben kağıtlardan değil Allahu Teala'dan hani içime böyle bir his doğuyor. Benim böyle bir yetkim yeteneğim yok arkadaşlar. Ben normalde izlediğim maçın skoru bile bilemem. Böyle bir yeteneğim yok ama bu var. Lütfen bu tip şeyleri ciddiye almayın. Anlatabiliyor muyum? Bu uyarıyla başlayayım. Çünkü moral bozan çok fazla var. Fenerbahçe Sivas Spor maçı. Şu kadar zamandır yenem yok. Şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Ya Fenerbahçe Dinamo Kiev'i de hiç yenememişti tarihte. 4 maça çıktık. Birini hakem katletti, berabere kaldık. Diğerini hakem katletti. O İsmail Yüksek o kırmızıyı yemeseydi biz bunları yenerdik. Yenilmiş olduk. İki tanesinde hakemin etkisine rağmen Fenerbahçe öyle bir dolu dizgin gitti ki çatır çatır hem orada hem burada yenmiş oldu. Bilmem mesajı aldınız mı? Spor Toto Süper Lig 13. hafta müsabakası Fenerbahçe ile Sivas Spor bir araya gelecek. Müsabaka gerçekleşecek ve maç kamp kadrosu açıklandı. Sivas Spor'da biliyorsunuz tek amacı Beşiktaş'ın galibiyeti olan Rıza Çalınbay takımını Beşiktaş, Ümraniye, Nevzat Demir tesislerinde maça hazırlamış. Arkadaşlar bakın yanlış duymadınız. Fenerbahçe maç yapacak ve Sivas Spor takımı Beşiktaş'ın tesisinde hazırlanmış. Ya şimdi hani Allah'a inanıyorsunuz inanmıyorsunuz o sizin bileceğiniz iş ama. Ya misal veriyorum Galatasaray'ın karşılaşacağı takım Kayseri Spor olsun gitsin Fenerbahçe'nin tesisinde karşılaşsın. Kesin Kayseri Fener'e yatacak dersiniz değil mi? Şike dersiniz ya da başkasını. Ben bugüne kadar Fenerbahçe tesisinde hani maça hazırlanan, konaklayan bir Anadolu takımı görmedim niyeyse. Bilmiyorum. Ama neyse. Şunlar yer aldı diyor. Sivas Spor'da eksikler var. Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Pauli yer almamış. Uğur Çiftçi de geçen sezon Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Murat Pauli eski Murat Pauli değil. Çok kötü bir durumdaydı. Leke James de kötü durumdaydı. Zaten çok da mühim değil. Fenerbahçe'de de 5 tane eksik var. Kağıt üstünde 5 eksik var arkadaşlar. Pazartesi günü Demir Grup Sivas Spor'u konuk edecek. Ha belki de Nevzat Demir tesisleri. Demir Grup hani soy isim benzerliğinden orada kalmışlardı diyeceğim ama yok kurtuluşu yok.
Maçı Galatasaray bölgesi hakemlerinden Hüseyin Göçek yönetecek. Hocam hakemle ilgili çok şeyler var işte şike olacak şu. Umurumda değil. Fenerbahçe çıksın oynasın. Güzel bir galibiyet alsın inşallah. Biz ne hakem konuşalım ne başka bir şey. Çok güzel gidiyoruz maşallah. Avrupa'da da güzel gidiyoruz. Ligde de güzel gidiyoruz. Şu kalan iki maçı da kayıpsız bir şekilde atlatırsak rakiplerine puan kaybetmesi işimize yaradığı için de çok güzel bir Dünya Kupası arası geçiririz. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Fenerbahçe'deki 5 eksiği de söyleyelim. Luan Perez, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş bu maçta forma giymeyecekler. Tabii ki de Luan Perez'in, Gustavo Henrique'nin eksikliğini ararız. Lincoln de oynasaydı muhtemelen orta sahadaki as tandemde yer alacaktı. İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş zaten alıştık. İrfan Can da hiç oynamıyordu. Rossi Jesus'a bağlı. Diego Rossi bildiğiniz üzere oynayabilir durumda. Çünkü maçlar kaçırmıştı ama takımla çalışmalara başladı. Ferdi Kadıoğlu sarı kart sınırında. O bilgiyi de verelim arkadaşlar. Sarı kart sınırında. Eğer bir sarı kart daha görse yine evimizde oynayacağımız Giresun müsabakasında forma giymeyecek. Cumartesi günü de o maç saat 17'de. Şimdi Fenerbahçe'ye iyi ve kötü haber diye bir haber var önümde. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sakatlıklardan dolayı hani Rossi Fenerbahçe'ye geri döndü. Bir nevi iyi haber. Sivas maç öncesinde Jesus futbolculara bir toplantı yaptı diyor. Artık Avrupa Ligi maçları geride kaldı. Lider olarak gruptan çıkmak bizim adımıza çok önemli bir başarı. Şimdi Mart ayına kadar sadece Türkiye'deki maçlarımıza odaklanma vakti. Bizim öncelikli hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu. Sivas Spor Lig'in en iyi ekipler arasında ve yükselen bir performans var. Böyle bir cümle kurmamıştır. Ligin en iyi ekipleri arasında falan filan diye. Sivas Spor gol yerse konsantrasyonu yerle bir olabilecek bir takım. Gol yemese direnci artabilecek bir takım. Fenerbahçe maça hızlı başlar. Sivas defansını yarıp ilk 10 dakikada 15 dakikada 1-0 ilk 30 dakikada 2-0 öne geçerse siz bakın bakalım maçın şekli neye dönüşüyor. Hele hele bir de Sivas'ta oyuncular kırmızı yerse ya da konsantrasyon kaybı had safhaya gelirse ya da bir sakatlık gerçekleşirse siz bakın bakalım. Evimizde taraftarın desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyalım. 3 puan alalım demiş. Hadi inşallah. Sivas sorun çıkartıyor demiş. Süper Lig'de 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti var. Son 2 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Konferans Ligi'nde lider tamamladı. Ama Rıza Çalımbay Fenerbahçe'ye karşı 12 farklı takımla çıkmış. 43 maçta 11 galibiyet sevinci yaşamış. Yiğido son dönemde güçlü rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda diyor. Bak haberler Fenerbahçe taraftarını bitirmek amaçtı. Fenerbahçe taraftarını psikolojik olarak bitirmek amaçtı. Ama şimdi maç kazanılırsa da diyecekler ki Sivas engelini açtık tamam artık şampiyonuz. Giresun maçında rehavete sokmaya çalışacaklar. İkisini de yemeyin. Maç maç bakın. Forvet de bu kez Joao Pedro diyor. Haberin devamında teknik direktör Jesus'un bu sefer Sivas maçında Kiev maçındakilerden farklı bir strateji ortaya sürmesi bekleniyor. Osayi Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sağ beke geçirip sol bekte Alioski'nin oynayacağı öğrenilmiş. Öyle söylüyor. Orta alanda ya Crespo ya Arao'dan biri yedeğe çekilip İsmail Yüksek. Arkadaşlar bu planlama. Çünkü evimizdeyiz. Rakibin kapalı oynayacağı düşüncesiyle bir tanesi playmaker, diğeri top kesici orta saha oynatma düşüncesi. Yani Crespo İsmail Yüksek düşüncesi. Peki Crespo Zayt oynasa? Crespo Zayt'la oynasak çok mu kırılgan olur orta saha? Bence Crespo Arao mantıklı. Niye iki stoper oynuyoruz? Ön libero stoperlerin arasına girip stoperi üçleyecek aslında. Diğer maçlara nazaran benzer bir sistem olacak. Ön libero da orta sahada kalacak. Hücumdaki arkadaş da biraz buraya yanaşıp yani yine 3-4-3'e benzer bir sistemle Fenerbahçe oynayacak gibi. Bu mantıkla, bu mantaliteyle bakarsak Crespo İsmail Yüksek mantıklı ama Crespo savunmanın arasına girip top dağıtma meziyetinde çok iyi değil. Bu mantıkla bakarsak bence yine Arao Crespo olacak. Kağıt üstünde İsmail Yüksek doğru. Sağ bek Ferdi, sol bek Ali Oskim. Ben çok mantıklı bulmuyorum çünkü Sivas kanattan gelecek ama kendi evimizde olduğu için bir yerde mantıklı görüyorum. Kiev maçının kahramanlarından Arda Güler'in
Batshuayi ile birlikte hamle oyuncusu olması bekleniyor. Hayır. Bu maçta muhtemelen Batshuayi Ja Pedro olabilir. Çünkü Pedro'nun üretkenliği Batshuayi'nin savunma arkası koşulları olabilir. Hücumda İrfan Can Kahveci. Evet, İrfan oynar çünkü duran topla birlikte bir tehdit oluşturmamız gerekiyor. Valencia ile beraber Ja Pedro 11'de diyor. Söylediğim gibi bence İrfan, hücumda İrfan Can Kahveci, Ja Pedro Batshuayi olur. Orta sahanın dörtlüsünde diyeyim ya da orta sahanın beşlisinde diyeyim. Sağda Ferdi, solda Alioski mantıklı. Merkezdeki 3 kişi kim olur? Ya da şöyle söyleyeyim ya, biz 4-4-4-4-2 olarak çıkartayım sahaya. Altay, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Atilla Salahi, Alioski. Orta sahanın sağında İrfan Can Kahveci. Merkez ikilide Crespo, Arao. Orta sahanın solunda, bak Lincoln yok, Rossi oynayabilir. Emre Mor'u oynatabilir. Emre Mor da iyiydi ama Emre Mor'a kızdı o maçta. Muhtemelen Emre Mor'u da oynatmayacak. Çünkü benim tanıdığım Jorge Jesus kızdı orada. Orada çok kızdı. Muhtemelen orada kesecek yani Emre Mor'u. Hamle oyuncusu olarak da kullanır sonradan. Emre Mor, Arda Güler gayet güzel olur. Ama dediğim gibi solda daha mantıklı gibi Rossi. Forvet arkasında belki de Joshua King oynar ya da sol kanatta. Belli olmaz. Uzun zamandır da iyileşti. Ama Rossi'yi riske eder mi? Bence etmez. Bence sol kanatta Joao Pedro. Yok. Joshua King sol kanatta oynar bence. Joao Pedro ile de Batshuayi'yi forvete koyar. Ya da Valencia'yı sola atıp Batshuayi ile birlikte Joao Pedro'yu koyar. Bakalım ne olacak. Ama sakatlıklar malum. Mert Hakan'ın yavaş yavaş idmana çıkacağı da zaten ortada. Hani bireysel çalışmalara başladı Mert Hakan. Ama Fenerbahçe için de durum bu. Şu Dünya Kupası arasında iki maçı da birer sıfır alıp girelim. Bizden iyisi yok. Yeter ki alalım. Lincoln'da ne zaman dönecek? Bir hafta daha sahalardan uzak. Yani Luan Perez, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique ve İrfan Can Eğirbayat'ın Dünya Kupası arasına kadar oynamayacağı eminim. En kesin gibi. Ve Osayi Samuel. Sürpriz. Fenerbahçe'de Osayi Samuel sürprizi. Yarın niye oynar ya da bugün diyeyim artık. Çünkü artık bugün olmak maç gününe gelmek üzereyim. Niye bugün oynar oynamaz tartışmaları var. Çünkü Osayi Samuel'in biraz maçı, Avrupa maçı beklenilmedi gibi. Yani o beklenilen etkiyi vermedi gibi duruyor. Ve Osayi Ferdi, aslına bakarsan Osayi Ferdi mantıklı ya. Ne uğraşıyorsun Alioski'yle? Osayi Ferdi bence şapkadan tavşan da çıkarır. Neyse, bakalım. Maç önü canlı yayında da konuşuruz bunları. Bizim Osayi Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Nijeryalı oyuncuyu bir Premier Lig ekibi Sivasspor maçında çıplak gözle takip edecekmiş. Bilginiz olsun. İşte o takım. Şimdi 24 yaşındaki futbolcuyu bir Premier Lig takımı İstanbul'a gelip izleme kararı aldı. Kim o takım? Manchester City. Hocam bir City. Tebessük yapmayın ha. Tebessükler. Şimdi bu arada bilginiz olsun. Sağ bekte, kanatta etkili bir performans var. Nijerya milli takımından davet geldi. Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı var. Alt yaş kategorisi dahil hiçbir ülkenin formasını giymediği için kararsızmış. Boşuna düşünüyorsun o sahi. Nijerya milli takımını seçeceksin. İş bitecek. Peki Nijerya Dünya Kupası'nda mı? Nijerya Dünya Kupası'nda mı? Ben merak ettim. 9. kez katılamayacak diyor. 2022 Dünya Kupası ile birlikte 9. kez turnuvaya katılamayacak diyor. Nijerya yokmuş. Ah. Büyük olaylar çıkmış Dünya Kupası'na gidemeyince. Valla aslına bakarsanız benim açımdan mantıklı Nijerya'nın şeyi. Kelleci Ikenacho falan filan var. Yani Iwobi, Ahmet Musa, ilginç bir takım. Neyse, ben Nijerya'yı seçmesini tavsiye ederim. Öyle söyleyeyim kısaca.
6-8 milyon euro arası bir gelir beklenmemiş. Asla böyle bir şey yok. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro demiş. 12 ve üzeri bir gelir bekliyoruz. Bilginiz olsun. 2025'e kadar da sözleşmesi var. Leeds United scoutları Osayi Samuel için geliyor demiş. Bu haber doğru. Ancak Leeds United'ın talebi biraz düşük. 6-8 arasındaki talep onların. Leeds United scoutları Fenerbahçe maçında Samuel'i izleyecek demiş. Geçen sezon 43 maç. 2 gol 5 asist. Bu sezon ise toplam 9 maç. Henüz gol ya da asisti yok. Şimdi Osayi Samuel'e yuvarlak tuşunu ve kare tuşunu eklerseniz Osayi Samuel'in piyasa değeri 80 milyon euro. 80 milyon euro. X tuşunu ve üçgen tuşunu eklerseniz 150 milyon euro. Hocam anlamadık, ne demek istiyorsun? Yuvarlak tuşu orta tuşudur PES'te. Yani pas isabetini, orta isabetini ve orta zekasını arttırırsanız bir. İkincisi şutunu arttırırsanız şut gücünü 85, orta gücünü 85 yaparsanız 80 milyon euroya satarsınız. X pas, üçgen de ara pası. Ara pası ve pas yeteneğini de arttırırsanız 150 milyon euroya satarsınız. Peki şimdiki halini kaça satarsın hocam? Açık söyleyeyim. Öyle ben hayal dünyasında uçan bir adam değilim. 8-9 milyon euroya satarsan büyük kar. Sonraki satışlarında %20 pay eklettirirsin. Sen de tutmadı, belki orada tutar. Osayi'nin zihinsel olarak bir sıkıntısı var. Gelişmiyor. Gelişmiyor. Bak Ferdi'deki gelişime şahitsiniz değil mi? Ferdi'nin gelişimsel olarak depara kalktığına şahitsiniz değil mi arkadaşlar? Yani bu arada bir son dakika gelişmesi. Allah Allah, Ali Koç futbol oynarken ayağı kırılmış. Ahmet Ercanlar açıklamış son dakika. Çok geçmiş olsun. Bu arada Trabzonspor Başkanı da Sayın Ahmet Ağaoğlu maçın bitiminde Trabzonspor Konyaspor maçın bitiminde bir tansiyon yükselmesi yaşamış. Şimdi arkadaşlar şu haber şeyinden dolayı da dikkat etmek zorundayız. Yanlış anlaşılmasın. Müdahaleler yapılmış, herhangi bir sıkıntısı yokmuş ama yine de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne kadar da sahada rakip olsak da sahanın dışına çıktık mıydı? İnsanız. Hepimiz insanız yani. Dönerciye giden, dürüm yiyen insanlarız. Gerçi Ahmet Ağaoğlu dürüm dönerciye gitmiyordur ya. Restorana gidiyordur. Biz fakirler dönerciye gideriz. Yani dönerin yanında ayran aynı anda dönerle bitirmek, o bizim fakirlerin. İşin şakası bir tarafa. Ha bu arada bu astronot şey demiş, Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'de görebiliriz demiş. Ben de bir iddiada bulunuyorum arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu Fenerbahçe'de görebiliriz. Tabii işin şakası bir tarafa, biraz şey yapalım diye. Ali Koç'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vallahi dediğim gibi Osayi Samuel'in ben 9 milyon euro, 9-12 bandına giderse büyük kar elde edeceğimi düşünüyorum. Olur da satma şeyiyle, transfer stratejisiyle 15'e falan satarsak. Hocam peki Ferdi? Türk kuralı sürecekse Ferdi'yi 30'dan aşağı satmak aptallıktır. Aptallıktır. Türk kuralı sona erdi. İstediğin kadar futbolcu oynatabilirsin. 15-16 milyon euronun üstünde satıyorsan büyük kardır. Sonraki satıştan da kemiksiz %30 pay eklersen büyük kardır. Ama Ferdi'yi görüyorsunuz. Durum bu arkadaşlar. Rıza Çalınbay'ın bazı açıklamaları varmış ama çok umurumda değil. Fenerbahçe maçının olduğu hafta çıkıp da yok biz ezeceğiz, gururumuz için oynayacağız, şerefimiz için oynayacağız deyip Beşiktaş maçının olduğu hafta çıkıp Beşiktaş Türkiye'nin en büyük takımı şöyle böyle falan diyorsan taraftar tepki gösterir. Hiç kusura bakmayacaksın. Ya tabii ki de Beşiktaş takımı, Galatasaray takımı, Trabzon takımı bunlar büyük camialar. Ama sadece bir takımın maçında böyle yaparsan yani o da enteresan. Hocam bak hemen şey yapmışlar. Bak astrolog Meral Güven, Ali Koç ansızın gelen bir hastalık ile mücadele edecek ve bir operasyon geçirecek ve bu vesileyle hayata bakış açısı değişecek demiş. Bir de demiş ki bak ayağı kırıldı.
Bu demiş. Yani hastalıkla ayak kırılması. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen. Tamam, ben de başka bir şey söylüyorum. Ali Koç maça ayağı kırık halde gelecek. Hadi bir iddiada bulunayım. Ve Fenerbahçe, hatta bir iddiada daha bulunayım. İçime hissi doğan şey söyleyeyim. Şurası maç başlayana kadar 27 bin olursa Fenerbahçe 4-1 ve üzeri bir farkla kazanacak. Ali Koç da maçın bitiminde taraftar bayağı sevgi gösterisinde bulunacak. Ali Koç da ayağı kırık şekilde koltuk değnekleriyle taraftarı selamlayacak. Bekleyip görelim. Arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bu arada Leeds United'ın takip edeceği doğru ama transfer teklifi şu bu falan filan doğru değil. Uzun süredir takip ediyorlar zaten. Ama canlı izlemeye gelecekler muhtemelen. Şu Dünya Kupası arasında birçok görüşme olur, birçok transfer duyum olur. O zamanlar görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.